Geldim ben adliyedeyim. Kenancığım bir dakika dinler misin? Ne yapacaksın abi adliyede? Adliyede mi kıza ilanı aşık edeceksin? Yapacağım abi. Gerekirse onu da yapacağım. Ya bir dakika dur. Bir saniye dur ya. Bir şey söyleyeceğim sana bak. Yasemin bana bir şey söyledi. Bir dur ya. Söylesene oğlum ne olduysa. Abi Leyla'nın sevgilisi varmış. Yasemin öyle söyledi. Tamam ayrılmayın oradan. Sakın ayrılmayın. Ben yazıyı çıkartıyorum. Geleceğim ben de geleceğim. Bekleyin beni. Refik. Buyurun başsavcım. Biraz gelir misin? Şu geçen Leyla Savcı bir kadından bahsetmişti. Müşerref Hanım oğlunu arıyormuş. Ondan bir haber çıktı mı? Yok. Henüz bir şey yok. Hala araştırıyoruz. İyi tamam. Sayın başsavcım. Evet ne var ağzında lafı geveremeden söyle ne oldu? Buldum. Neyi buldun? Neyi bulmamı istiyordun? Onu buldum. Kenan'ın gerçek ailesini. Ne diyorsun ya? Kenan'ın gerçek annesi bu. Fotoğrafını atıyorum şimdi. Buyurun. Siz hiç merak etmeyin. Biz herhangi bir şey bulursak size haber vereceğiz. Sağ ol kızım. İlk defa oğluma bu kadar yaklaştığımı hissediyorum. Elimde bu var ama hani. Belki işinize yarayabilir. Vereyim ben sana. Leyla. Kenan. Kenan Bey. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. İyi günler. Size İyi günler. De. Evet buyurun Kenan Bey. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Şimdi var. Son konuşmamızda anladım ben. Konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Leyla. Kenan Bey. Kenan. Hoş geldin. Hayırdır ne işin var burada? Leyla ile bir şey konuşmaya geldim baba. Öyle mi? Leyla Savcı'm siz işinize bakabilirsiniz. Sağ olun Savcı'm. Utanması da yok ya. Buraya kadar geliyor. Biraz gel, konuşalım. Var mı bir haber? Yok, bir şey çıkmamış daha. Normal. İçeride şey vardı, Kenan Öztürk, şu haberci olan. Aa, öyle mi? Ya keşke konuşsaydınız. Bu yetimhane ile ilgili bir sürü haber yapmıştı oğlum. Aa, doğru söylüyorsun. O yapmıştı değil mi? Hay Allah. Ne bileyim hani konuştuğu, görüştüğü birileri vardır. İşimize yarayabilir. Doğru. Hemen olmaz. Ay ben bu kadar yıl beklemişim. Neyi bekleyeceğim Mustafa? Önce bir irtibat kurmak lazım. Böyle ayaküstü çok doğru gelmiyor bana. Doğru söylüyorsun şimdi. Koskoca Kenan Öztürk. İyi o zaman hadi eve geçelim de orada detaylıca konuşalım bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Tamam.
Kimdi o kadın? Ha, bilmiyorum. Ne istiyormuş? Baba ben nereden bilebilirim o kadın ne istiyormuş? Yapma şunu lütfen. Git Leyla'ya sor ne soracaksan. Kenan, ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum, bilmiyorum. Cık. Olmayacak böyle, gerçekten olmayacak. Benim Leyla'ya her şeyi anlatmam gerekiyor. Hasta olduğum için gittiğimi, tedavi olmak için gittiğimi söylemem gerekiyor. Ya ne değişecek? Söyler misin bana? Ne değişecek? Nefret ediyor benden. Tamam, ne istiyorsan yap, ne söylersen söyle. Şu anda seni affetse, birlikte olabilecek misiniz? Deneriz. Neden olmasın? Ben bunu ona sormadan zaten bilemem ki bunu. Ben zaten niye hala sizden akıl alıyorum ki? Kenan, Kenan. Hadi gel, böyle bir yere gidelim. Bir şeyler yiyelim, içelim. Eski günlerdeki gibi. Baba oğul, sohbet ederiz, konuşuruz. Olur mu? Olur. Tamam. Bir iki imza atacağım, hemen geliyorum. Tamam, bekle. Aşağıdayım ben. Tamam. Pardon. Leyla Hanım'a bakmıştım ben ama. Kim geldi diyeyim? Özgür Bey deyin siz. O tanır. Tamam. Savcım, Özgür Bey geldi. Buyurun. Özgür. Selam. Ne işin var burada? Adliyeye geçiyorum demiştin ya. Yemek için sözleştik hani. Dışarıda buluşurduk. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Belki seni daha fazla görmek istiyorumdur. Bu çiçekler sana. Çok naziksin. Ama her seferinde çiçek getirmene gerek yok. İçimden geliyordur belki. Çıkalım mı? Biz konuştuk biliyorum ama ben bugün çok yoğunum. Peki. Yemek iptal. Bir kahve içelim, ne dersin? Gerçekten doğru zaman. Bak, Leyla. Ben o ısrarcı, bunaltan tipler gibi görünmek istemiyorum. Beni yanlış tanımanı da istemiyorum. Ben hayatımda gerçekten ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Anlıyorum ama gerçekten bugün çok yoğun. Daha kötü bir zamanda gelemezdim. Peki. Israr yok. Ama teklifim hala geçerli. Sen ne zaman istersen. Sağ ol. Kolay gelsin. Görüşürüz. Geçireyim ben seni. Telefonum sende var. Ararsın, tamam? Görüşürüz. O muydu? Sevgilin diyorum, o muydu? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Aldığı çiçeklerden bahsediyorum. Nedenini merak ettim. İnanmazsın ama böyle adamlar da var. Nazik, düşünceli, kibar. İstediği kadar kibar ve düşünceli olabilir. Ben sadece burası bir savcılık makamı, bir ağırlığı olmalı. Herkes istediği gibi şıkır şıkır gelebilmemeli mesela. O yüzden söylüyorum. Karbüratör mü getirsin? Elektrikli testere. Ne istersin? Ben sadece bu durumun manasını merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ne gerek var böyle bir şeye? Sen beni sorguluyor musun? Hem de benim makamımda. Tabii ki sorguya çekmiyorum. Böyle bir hakkım yok zaten. Sadece basit bir soru soruyorum. Leyla, o senin sevgilin mi değil mi? Seni hiç ilgilendirmez. Sarkıyor sana değil mi? Sarkmıyor. Yemeğe davet etti sadece. Sen ne söyledin peki? Henüz cevap vermedim. Gitmeyeceksin herhalde yani. Bilmiyorum. Bir şans hak ettiğini düşünüyorum. Güzel. Gayet anlaşılır. Yani sevgilin değil.
Ama peşinde dolaşıyor. Çok anlaşılır. Normal yani. Kenan Bey. Sen benim hayatımın ne olup bittiğini sorgulayamazsın. Sadece o yemeğe gitmenin gereksiz olduğunu söylemeye çalışıyorum sana. Hangi sıfatla? Hı? Hangi sıfatla? Alo Özgür Bey, merhaba. Ben programıma baktım. Bu akşam müsaitim. Saat 8'de Nişantaşı'nda görüşelim mi? Tamam, teşekkürler. Görüşürüz. Efendim baba. Geliyorum. Evladım, madem seni aradı, ben Leyla ile konuşacağım falan dedi. Niye engel olmuyorsun? Niye bana haber vermiyorsun? Ne bileyim, atladım geldim ben de yani, ama iş işten geçti herhalde. Kızın da ayarını bozacak şimdi. Keşke sevgilisi olduğunu söylemeseydim. Nasıl? Leyla'nın sevgilisi mi varmış? Ha, yani Yasemin aradı beni. Öyle dedi. Sen de gidip bunu Kenan'a mı söyledin? Çok güzel. Aferin, hep böyle yapın yani. Yangında hep körükle gidin. Maşallah. Konuşmasın diye söyledim ben. Ya sen Kenan'ı bilmiyor musun? Daha fazla konuşur, daha fazla üstüne gider. Ah be, en yakın arkadaşın. Ah be çocuklar. Ha, neredesin? Nasıl oldu? Ne işim var burada? Hadi, hadi. Telefonla konuşunca geldim ben de yani. İyi yaptın. Var mıymış Leyla'nın sevgilisi? Konuşuruz, gerçekten? Konuşuruz moruk. Biz babamla baba ol takılacağız bugün, tamam? Tamam, tamam, tamam. Sen iyisin değil mi? Hmm, sıkıntı yok, tamam, konuşacağız. Hadi. Tamam, hadi. Hadi, hadi oğlum. Sonrasını ertelendi. Ben size zaten haber vereceğim. Tamam, hiç merak etmeyin. Hoşça kalın. Rica ederim. Aa! Oo, Yasemin. Murat Bey. Hangi rüzgar attı sizi buraya ya? Ha? Kuzen falan yaramazlık mı yaptı? Ya ne kuzeni, sen de bozuk plak gibi gıy gıy da gıy 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 da gıy gıy. Yok, benim o gerçekten kuzenim ya. Yani 3 aydır nedir bu ya? Murat'cığım, sen daha iyi yalanlar bulursun ya. Hadi. Aa, ne yalanı? Tamam, akşam saat 10'da mekandayız. Seninle de gitmiştik bir kere. Gel gör o zaman. Hiç gerek yok Murat. Sen bilirsin. Ben buradayım saat 10'da. Belki gelirsin. Sağ ol hacı. Ya bu kadar borç nasıl çıkar ya? Nasıl çıkar ya? Biz ne yapacağız biz? Nasıl ödeyeceğiz bu borçları? Bilmiyorum. Bir yolunu bulalım o zaman Tahir. Bir şey yapalım. Gidelim adamı bulalım ya. Sıkalım gırtlağını. Nerede lan bizim paramız? Şerefsiz diyelim. Adam yok. Adam kaçmış. Yani adam kaçmış da nereye kaçtı? Yer yarılıp içine girmedi ya. Bulalım. Oğlum, polise gidemez miyiz? Ne olacak anne polise gidince? Ne olacak yani? Biz bu borcu her türlü ödemek zorundayız. Muhasebeci bizi dolandırdı, kaçtı dediğinde borçtan kurtulmuyoruz yani. Paralar hala bu adamda değil mi? Ya ne bileyim ben Nuray ya. Sanki dün akşam adamla birlikteymişim gibi soru sorup durma bana. Kaçmış adam diyorum ya. Kafam basmıyor mu? Ya sen bana niye yükseliyorsun ki şimdi? Allah Allah ya, ben de bir çare bulmaya çalışıyorum herhalde değil mi? Evi satalım. Ne? Biz nerede oturacağız peki? E işte daha küçük bir yere taşınırız, kiraya çıkarız. Zaten 3 kişi değil miyiz? Küçük bir ev. Ya benim bebeğim olacak, farkındasınız değil mi? Tahir halleder bir şekilde. Değil mi Tahir?
Borç alırız. Borç? Kimden mesela? Kimden alayım bu kadar parayı? Sen birini söyle bana. Kredi çekeriz bankadan. Fabrika açacak olsam o kadar kredi vermezler. Sen ne anlatıyorsun ya Nuray? O zaman bir yolunu bul. Duydun mu beni? Ben kiraya miraya çıkmam ya. Ya yüzümüz gülecek dedik. Şu hale bakar mısınız ya? Nuray bak hiç başımı kaldırmıyor. Lütfen biraz sakin ol kızım. Ya ben sakin olunca gökten para yağmıyor anne. Siz neyin içinde olduğunuzun farkında değil misiniz ya? Allah Allah. Bak sen, hep sen sardın bu kızı başımıza. Biliyorsun ha? Gerizekalı, dangalak. Hayırdır kim? Gerizekalı dediğime göre bir erkekten bahsediyorum. Murat deniyorsu. Sen nerede gördün Murat'ı kızım? Çok gıcık oldum zaten ya. Ay hata bende ama. Al benden de o kadar. Ben de başıma çok büyük ihale aldım biraz önce. Ne ihalesi ya? Özgür'le yemeğe çıkmak zorundayım şimdi. Ha, siz sözleşmiştiniz zaten. İyi de ben onu ne güzel halledecektim. İşim var diyecektim, gönderecektim. Kenan geldi. Özgür de gelmiş akşam için. Kenan bizi gördü, ikimizi. Neyse, uyuz etti işte beni. Uyuz etti derken bir şey mi söyledi sana? Aklınca hesap soruyor. İşte sana asılıyor mu bu çocuk, sevgilin mi? Nereden çıkardı ki benim sevgilim olduğunu? Allah Allah. Yani Kenan mı, ne bileyim. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bak sen biraz şey gibisin. Ne gibiyim? Kenan geldi diye mutlu gibisin. Saçma saçma konuşma. Saçmalıyorum evet. Ne haber Adnan? Hoş geldiniz Sayın Başsavcı. Hoş bulduk. İyiyim şükür. Sizler nasılsınız? İyidir. Oğlumla tanışmış mıydın? Tanıştık tabii ya. Kenan hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Nasıl geçelim? Sizi şöyle alayım. Allah. Nasıl? İşler güçler iyi mi? İyidir. Yok bir yaramazlık. Ne alırsınız? Özel bir isteğiniz var mı yoksa ben hazırlatayım mı? İşte uğraştırma bizi. Sen bir şeyler ayarla. Eyvallah. Heh. Hallediyorum. Senin Adnan Andan dediğin yer burası değil mi? İyidir. Çok keyiflidir. İdris. Nevin Hanım. Şey diyeceğim, Turan Bey'e ulaşamadım da. Onun için rahatsız ettim sizi. Ne yaptınız? Bir karar verdiniz mi? Hangi konuda? Ya anası öğrenmek üzere. Anası. Kimin anası? Anlamadım. Leyla öğrendi mi? Leyla'nın anası. Ne anası, ne Leyla'sı? İdris ne diyorsun anlamadım. Yok şey oldu. Bir yanlışlık oldu. Ben şey yaparım. Turan'la konuşurum. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Ulan az kalsın pot kırıyorduk. Turan da hiçbir şey söylememiş evine ya. Hayret bir şey. Savcı ya söylemez. Çok sağ ol Bekir abicim. Afiyet olsun. Sağ olun. Sonra ben de Kenan'ı uyuz etmek için çocuk gibi Özgür'ü aradım. Dedim geliyorum. Hiç senden beklemediğim şeyler yapıyorsun ha. Ben ne yaptım biliyor muyum? Ama ben şimdi ne halt edeceğim? Arasam, iptal etsem, işim var desem olmaz. Bu çocuğa ben bunu kaç kere yapacağım yani. Bakma öyle yüzüme, akıl ver. Bir şey yaptık işte. Aşkım akıl istediğin kişiye bak ya benim aklım olsa önce ben kendim için kullanırım. Bence sen yemeğe çık bu çocukla. Anlat. Bizden de olmaz. Tamam. Ben de yıpratıcı bir ilişkiden çıktım. İşte seninle ilgili değil falan filan. Sen de bir şekilde söylersin zaten güzelce. O da şimdi kırılmasın yani. Hani sana karşı. Ha, ilgisi var ya yazık. Çok mantıklı sağ ol. Bu işler ama her zaman.
Ha, ben hiç böyle düşünmemiştim. Of. Hadi şerefine. Afiyet olsun. Hala kızgın mısın? Ben sana bir şey soracağım. Ama bana gerçeği söyleyeceksin, söz ver. Söz sor. Sen ne hissederdin? Annenin ve babanın gerçek annen ve baban olmadığını öğrendiğinde. Bunu sana onların söylemediğini öğrendiğinde. Ne hissederdin? Ya bir kere kesin çok kızardım, öfkelenirdim. Ya o zaman sen de şimdi elini vicdanına koy, beni öyle dinle. Tamam? Biz çok gençtik oğlum. Çok gençtik ya. Ya ben de hukuk fakültesinde öğrenciydim yani. Yani sevdik, evlendik, çocuğumuz olsun istedik. Ama denedik, denedik, olmadı. İşte doktorlar falan yok, tahliller. Dediler ki sizin çocuğunuz olmuyor, olmayacak. Annen çok üzüldü yani, perişan oldu. Ne dedi bana biliyor musun? Ben sana bir evlat veremiyorum, veremeyeceğim. Beni boşa, boşanalım dedi. Sen ne dedin? Şöyle saçma şey olur mu dedim. Ne diyecektim? Ben anneni çok sevdim oğlum. Hala çok seviyorum. Ne yani, bir kadın sadece anne olduğu zaman mı sevilir? Hayır tabii ki. Ya da sadece çocuk doğuracak kadınlara mı aşık olunur? Öyle saçma şey olur mu? İğrençlik bu. Bir kadın sadece sevilir. Basit, net, incelikle sevilir. Öyle sana çocuk doğurmuş, doğurmamış. Sevilir bir kadın sadece. Bir adamsan alır o kadını, baş tacı yaparsın. Anladın mı beni? Annem ne yaptı? Anneni bilmiyor musun? Perişan oldu, çıldırdı. Böyle hastalandı da psikoloğa götürdüm ya. O kadar. O kadar tabii. Ya, sen benim neler çektiğimi, neler yaşadığımı bilmiyorsun ki ama... sonra sen ödül gibi geldin hayatımıza. Yani aldım götürdüm, bak dedim bu bizim evladımız, bizim oğlumuz. Nasıl mutlu oldu? Çok sevindi. Ya inan bana, 9 ay karnında taşısa seni bu kadar sevemezdi. Hadi sana Turan ya, bir cevap ver. Oğlum bari sen aç ya. Ne olsun? Aslında söylerdik sana, ne olacak yani, çocuğumuzsun söyleriz ama sen o hastalanınca... Ne zaman oldu bu? Çok küçüktüm be oğlum, 4 mü 5 mü neyse. Hatırlamak bile istemiyorum. Ben hatırlamıyorum. Sizi, size gelişimi, yetimhaneyi... Benim demek istediğim bu işte, anladın mı? Yani işte bak, dönüyorum dolaşıyorum yani. Benim çocukluğumun bir kısmı yok, anlatabiliyor muyum? Benim için ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz bunu. Ben çok koptuk be oğlum. Çok korktuk, çok. Ya, doktor doktor, hastane hastane dolaştık durduk. Tuhaf da bir hastalık, kimse bir şey anlamıyor, tedavisi yok. Böyle. Sonra Allah'tan Süheyl Hoca ile karşılaştık. Ben bunları niye anlatıyorum ki sana? Gel hadi gel. Vicdanını rahatlatıyorsun, olur öyle. Belki de öyle, evet. Belki de. Ama yani bana kızarsan kız, ne hissediyorsan hisset, fark etmez ama anla, olur mu? Şimdi değilse bile bir gün anla. Ya biz seni çok sevdik be oğlum. Ben seni çok sevdim. Sen 40 derece ateşle yatarken günlerce, sabaha kadar başında bekledim ben. Hani filmlerde olur ya böyle oğlunu balığa... İlk ben balığa götürdüm seni. İlk topu ben aldım, ilk maça ben götürdüm. İlk ortaokulda bir kıza aşık oldun. Oh, perişandım böyle, şirazen kaymıştı. Sana kızlarla ilgili tavsiyeleri kim verdi? Ben. Sonra sevgili olmadınız mı? Olduk. Oldunuz. Ya ben sana dedim yani, bu senin oğlun. Al karşına konuş. Ama işte
E neden yapmadın o zaman bunu? Atlatamayacağını düşündük. Tıkanacağını düşündük yani. Ya hadi ben neyse her şeye göğüs gererim fark etmez ama annen... Annen sen olmazsan yaşayamazdı yani. İnan bana. O kadın sen olmazsan yaşayamaz. Ben çok kızgınım size ya. Böyle sanki içimde böyle bir şey varmış gibi anlatabiliyor muyum? Bir şey rahatsız ediyor gibi yani. Var mıdır benim gerçek annem babam? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Ki konu bu da değil zaten. Ben bak böyle bu kadar tepki gösteriyorum ama haksızlık ettiğimin de farkını... Ağlıyor musun sen? Yok ya, öyle yaşlılıktan gözler sulanıyor. Sen hep sulu gözlüydün. Hadi abi, ne zaman ağladığımı gördün, ağlamam ki ben. Ay, sus, iki yaş için filmi oturup izleyemiyoruz, sen de sus. Hadi oradan, hadi. Bittik biz, bittik Nurgül teyze. Vallahi var ya, durum var, hiç bildiğin gibi değil. Zaten beni hayırlı bir iş için aramazsın. Yine ne oldu? Bir sürü borç çıktı. Evi satalım diyorlar. Sokaklarda kalacağız vallahi ya. Aa, ne demek bir sürü borç çıktı? Kedizlerde para mı bitermiş? Ödeyiversinler. Bitmiş işte. Tayyip deli danalar gibi dolanıyor evin içinde. Yalan. Tabii buldular senin gibi saf birini. Sen de hemen inandın. Şahinde'nin oyunudur o. Kocasından kalan mirası bir başına yemenin derdinde kalktım. Yok ya, yok öyle bir şey yapmaz. Kıyamaz annem Tahir'e, biliyorum ben. Kızım, sen aylar önce beni arayıp Tahir bana soğuk davranıyor. Galiba beni boşayacak. Koş, yetiş, yardım et demedin mi ha? Ne malum Tahir'in de bu işin içinde olmadığı? Bana bak, bunlar senden mal kaçıracaklar, mal. O Şahin de Tahir'i düşünür mü zannediyorsun ha? O çatıdan her şey beklenir. Allah olur mu olur ha? Ben sana söyleyeyim. Bak bunlar senin başın etini yiyecekler. Haberin olsun. Ay gedizlerde para mı bitir ayol? Bitmez. Doğru söylüyorsun. Teyze, ne yapıp ne edip hemen buraya geliyorsun. Ay yok 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 yok. Çekemem şimdi onları. Kusura bakma. Gelmeyeceğim. Geliyorsun dedim teyze. Lamıcım yok. Hadi. Siz beni sahipsiz mi sandınız ya? Hepinize göstereceğim ben. Hepinize. Biri var. Leyla'nın etrafında dolanıyor. Yani farkındayım. Böyle bir şey hakkım olmadığını da. Yani biri onun böyle yüzünün içine bakıp böyle sevdiğini söylemesi falan. Elini tutması falan delirtiyor şu an beni. Belki de en doğrusu bu. Ne yapacak onun kız? Ne yapacak yani? Mutlaka kendine yeni bir hayat kurmalı. Başkasını sevmeli. Leyla'dan vazgeç diyorsun yani. Bu, hadi benden tarafı boş ver. Leyla olmasa, bir başkası da olsa böyle olmayacak peki. Ben ne yapacağım? Ya ben onu söylemek istemedim. O zaman ne söylemek istiyorsun? Söylese adam gibi. Ben bir işinden çıkıp, şimdi yalnızlığa mı mahkum oldum yani? Öyle yaşayabilir miyim sence? Seni anlamadım mı sanıyorsun? Anlayamıyorsun, anlayamazsın. Anlarım. Anlayamıyorsun. Ne demek anlayamıyorsun? Anlarım ben seni. Babalar her şeyi anlar. Niye anlamayayım ya? Kaç defa söyledim, çok basit. Her şeye sıfırdan başlayacaksın. Yeni bir hayatın olacak. Her şey de eskisinden çok daha güzel olacak. İnan bana ya. Aha, anladım, anladım. Sen yemek boyunca annenle ilgili anlattığım her şeyi unutuyorsun yani, öyle mi? Sevgimin ve aşkımın arkasına durmayayım, senin gibi yapmayayım yani. Böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şey olmayacak. Leyla'dan vazgeçme ihtimalim yok. Afiyet olsun, hesap sende. Anne. Ya bu kız hamile şimdi. Üzüntüden falan çocuğunu düşürmez hem vallahi çok korkuyorum ha. Ya sırası mıydı ya şimdi bütün bunların? Yok oğlum, olmaz öyle bir şey. Sen düşünme bunları.
Nasıl düşünme anne ya? Hadi evi sattık diyelim cidden. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Oğlum ben düşündükçe delirecek gibi oluyorum ha. Biz bu adamı bulamıyor muyuz gerçekten ya? Arıyorum, arıyorum da. Arıyorum işte yani. Tahir, bizim bu kredi kartları ne zaman açılacak? Biliyorsun durumları Nuray. Tek problemimiz bu mu şimdi sence? Hayır yani kuaföre gidecek paramız da mı yok? Var. Var o kadar paramız. Senin altınların var ya mesela. Bozdur küçük altınlardan bir tanesini git kuaföre karıcığım. Sen de taktın benim altınlarımı ha. Bana bak Nuray. Otur oturduğun yerde. Kuaförlük halimiz mi kaldı bizim ya? Doğru. Yok. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Ama bu saatte hayırdır? İşim erken bitti, geldim işte. Aradım, açmadın. Sen içki mi içtin? Kenan adliyeye gelmiş. Sonrasında oturup biraz muhabbet ettik. Geldi mi? Sen nereden biliyorsun? Seni mi aradı? Yok hani... Ben gittim ya yanına, eve. Nevin çatlatma insanı, İçinden nasıl geliyorsa, kalbinden nasıl geçiyorsa öyle yap dedim. O da aklınca her şeyi Leyla'ya anlatacak ha. Anlatmış mı, konuştular mı? Yok, yok. Nevin sen niye böyle yapıyorsun ki? Yani ne olacak Kenan her şeyi anlatınca? Canım, Leyla belki bir şey demez, affeder. Bir şey demez, affeder. Sonra da en başa döneriz. Kızı da hiç hak etmediği bir karmaşanın içine sürükleriz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok önemli bir şey unutuyorsun. Doğan'ın zamanında yaptıklarını. Kenan kendine temiz bir sayfa açmış olabilir. Ama onun geçmişini temizlemek bize düşer Nevin. Bize düşer. Bir İdris aradı. Bir kadından bahsetti, annesi falan. Ne oluyor Turan? Ne oluyor? Dert bitmiyor bu. Ne demek istiyor İdris? Anlatacağım. Ama söz ver. Panik yapmak yok, sakin ol tamam mı? Kötü bir şey var. Kenan'ın annesi... Ben gerçek annesiyim. Kenan arıyor. Nereden bulmuş? Nasıl bulmuş? Bunca yıl neredeymiş? Dur ya dur. Dur daha şimdi söyledim panik yapma diye. Ya bir şey olduğu yok. Kenan'ı bulursa Kenan bizi unutur. Bizi unutur Turan. Kenan bizi unutur. Nevin. Kadın annesi duydun mu? Annesi. Annesi deyip durma Turan. Annesi deyip durma. Onun bir tane annesi var. O da benim. Onun annesi benim. Çok güzel ya. Hepinizi el birliğiyle beni delirtin olur mu? Ne? Aklını kullan biraz. Aklını. Ne yapsın kadın? Çocuğunu aramasın mı? Bulmasın mı? Kendimiz düşünmenin zamanı değil, bencilliğin lüzumu yok. Ya sen de biliyorsun ki her şey bizim suçumuz. Kadının ne suçu var? Kenan'ın ne suçu var? Kenan her şeyi öğrendiğinde yüzümüze bakmayacak. Asıl gerçek annesini sakladığımızı anlayınca yüzümüze bakmayacak. İşte o zaman da yerden göğe kadar haklı olacak. Hadi Hanife, hadi. Biraz acele edin. Bak mahalleli yemek bekliyor, hadi. Birazdan hazır olur hanımım. Az kaldı. Birazdan. Kaç saat geçti? Acele et hadi, çabuk. Hızlı hareket edin biraz.
Koy şuraya. Buyurun efendim. Hadi sen de yardım et onlara. Hala. Sadık Bey geldi. İyi, gelsin. Yenge, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Müsaade var mı? Geç otur Sadık. Bir şey mi diyecektin? Adliyeye gittiğini duydum yenge. Merak ettim. Bilmediğimiz bir şey mi var? Hayırdır? Sen beni mi soruşturuyorsun? Yok estağfurullah yenge. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı diye ben... Oğlum. Oğlumla ilgili bir şeyler buldum. Yaşıyormuş. Ne? Yaşıyormuş Sadık. Oğlum yaşıyormuş. Yenge, bak abimin daha 40'ı çıkmadı. İstersen bir hastaneye götürelim seni. İyi değilsin sen. Ne demekmiş o? Evet, kocam öldü belki ama ben oğlumu bulacağım. Allah bir yerden alır, bir yerden verir Sadık. Bir iz buldum diyorum sana. İz derken? Orası seni hiç alakadar etmez. Ben oğlumu bulacağım. İnşallah yenge. İnşallah sağdır da buluruz Yusuf'u. Oğlum yaşıyor Sadık. Yaşıyor. O kadar eminsin yani. Şuramda hissediyorum. Az kaldı. Bir emrin var mı bana yenge? Yok. Canının sağlığı. Müsaadenle. İzini buldu. Kesin izini buldu. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Açıkçası geleceğini tahmin etmiyordum. Geleceğim demiştim. Şaşırttın beni. Aslında ben konuşursak iyi olur diye düşündüm. Leyla, ben televizyon izliyorum. Bir zamanlar Kenan Öztürk'le sevgili olduğunu da biliyorum. Onun ortalardan kaybolduğunu, senin zor günler geçirdiğini de biliyorum. Hele ki yeni bir ilişkiye hazır olmadığını da biliyorum. Sen şu an bana söyleyecek hiçbir şey bırakmadın ama. Leyla, sen beni yanlış anladın. Ya da evet, ben kendimi ifade edemedim. Ben seni tanımak istiyorum. Ve senin de beni tanımanı istiyorum. Hepsi bu. Bu kadar. Tanışıyoruz zaten. Daha yakında. Zamanla. Zamanla. Selam canım. Merhabalar, çok garip göründüğünün farkındayım ama iki dakika arkadaşım için davranmış sanırım.
her şeyi anlatacağım. Söz ayak uydur bana. Nasıl gidiyor? Nerede kaldın ya? Trafikte kaldım. Kusura bakma ama artık buradayım. Kalkalım istersen. Leyla, kalkalım istersen. Yok canım, Emine Asabat. Yemek yemeye gelmedik mi? Sipariş verebiliriz bence. Verelim. Pardon, bakar mısınız? Başlıyorsunuz. Okey. Eksin mi burada? Eks değil yani. Hala onu seviyorum. Komik mi geldi? Hayır. Rolümü oynuyorum diyelim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Arttırayım biraz o zaman. Daha ne yapıyorsun? Omcuk abartma bence. Kafamıza kurşun yemek istemeyiz çünkü bugün. Diyorsun. Tamam. Pardon. Teşekkürler. Bakar mısınız? Alabilir miyim duble? Çok mu seviyorsun onu? Çok. O seni seviyor mu? Muhtemelen. Muhtemelen. Neden o zaman başka bir adamla yemek yiyor? Teşekkür ederim. Çünkü yanına gidersen beni affeder. Tamam işte. Tamam işte. Orası birazcık karışık. Affederse tekrar onunla olmak zorunda olurum. Onunla olmam onun için biraz üzücü olur. Dediğim gibi karışık bu durumlar. Tam sevdiğim cümleler. Bu karışıklık beni rahatsız etti ve en sevmediğim erkek tipi böyle kafası karışık erkeklerdir. Rica etsem masamdan kalkar mısın? Çok özür dilerim. Lütfen sakin olman lazım. Garip göründüğünün farkındayım. Ama burada kalmam gerekiyor. Peki. Tamam. Sakin ol. Biraz kendinden bahsetsene. Ne bilmek istiyorsun? Ne iş yapıyorsun? Aylık kazancı ne kadar? Ne? Şaka yapıyorum. İş insanı olduğunu biliyorum. Tersane işletiyorsun. Ama bu senin mesleğin. Baban armatör. Araştırılmışız. Güzel, hoşuma gitti. Dur, birazcık böyle. Ama bunlar aramızda kalırsa sevinirim. Olur mu? Sen ne iş yapıyordun bu arada? Bir moda dergisinde yöneticiyim. Aha. Ama sürpriz şu ki çok güzel bir magazin sayfam var. Vay canına. Bu durumda ekli bir şey yazmayacağını ümit ediyorum. Hiç söz veremem. Gerçekten ne kadar da şanslı bir günümdeyim. Leyla, gerçekten kalkabiliriz. Başka bir yere gideriz. Çünkü ben şu an düştüğüm durumdan çok rahatsız olmaya başladım. Özgür lütfen otur, sorun yok. Lütfen. Peki, sen nasıl istersen. Ben bir lavaboya gideyim. Tabii. Çok öfkeli. Lavaboya gidiyor. Ben hiç sensiz değilim. Hemen geleceğim. Zannediyorsun sen? Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Bir sakin olur musunuz? Cevap ver soruma. Burası adliye değil. Öyle istediğin soruyu soramazsın herkese. Bilerek geldin.
Arkadaşınla baş başa yemek yiyorum. Kimse ilgilenmez bence. Kenan, elimde kalırsın. Bilerek geldim Mehmet. Telefonda konuştum buraya. Geleceğini biliyordum o yüzden. O yüzden buradayım. Sınırlarını zorluyorsun. Beni yanlış şeyler yapmaya zorluyorsun. Ne yaparsın yanlış bir şey? Gayet iyi anladın bence sen. Bak neyden bahsettiğini bilmiyorum ama şakası bile komik değil. Şaka değil. Bir noktada unutulacaksın Kenan Öztürk. Ayrıca istediğin bu değil miydi? Pardon da. Hayır, başka bir şey de istediğim. Neymiş? Bensiz yapamaman işime gelirdi. Sensiz yaparım. Sensiz yaptım da. Şimdi müsaadenle Özgür'ü yalnız bırakmak istemiyorum. Afiyet olsun. Her şey yolunda mı? Gayet yolunda. Güzel. Yemekler de gelmiş. Afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Dağılmışsın. Ağır konuştu değil mi? Sen benim tarafımda mısın yoksa onun mu? Tabii ki onun tarafındayım. Ben kalbi kırık kadınların tarafındayım. Unutmuşum. Pardon. Tanışalım bakalım şu kuzenle. Peki halamın matematikten hiç anlamaması. Aynı ona çekmeyeyim ben de. Hayır, kadına diyorum ya. Selam. Aa, hiç beklemiyordum gelmeni. Evet, bazen şaşırtırım böyle. Hiç beklemiyordum, hoş geldin. O zaman tanıştırayım canım. Kuzenim Buse ve Yasemin. Merhaba. Yasemin. Memnun oldum. O gece sen gittikten sonra biraz bahsetti aslında. Benden bahsetti. Evet. Şimdi Murat çok rahat, çok profesyonel olduğu için... benim şimdi o gece gördüğüm manzara da böyle çok date gecesi gibiydi ya... yani haliyle benim kafamda ya bir takım sorular kaldı. Kalmadı değil. Yani benimle alakalı girişte ilişkimizin başında... imajı tam oturtamadım onun gözünde. O yüzden benle alakalı yani bu konuştuğu. Ben bir de artık erkeklere inanmayı güvenmeyi de bıraktım. Çok uzun zaman oluyor. Öyle mi canım? Öyle. Ne alaka şu an benimle? Yani geçmişi niye bana mal ediyorsun? Murat'cığım senden bahsediyoruz. Benden bahsedebilirsin evet. Evet ama bak kuzenim değil mi? Gördüğün gibi kuzenim. Erkeklerin de kız kuzenleri olabiliyormuş demek ki. Murat yapma Allah aşkına. Ne kuzenler gördük ya. Ben daha önce aldatıldığım için çok iyi bilirim böyle şeyleri. Aşkım, ne yapsak kalksak mı? Birazdan kalkarız. Aa, bak kim geldi? Kim geldi? Kuzenimin de sevgilisi geldi, Samet. Samet'ciğim, Yasemin. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten kuzenin. Evet. Gerçekten sevgilim. Kuzenim ve sevgilisi. Ama gözler bir benziyor. Değil mi Samet? Gözlerden aslında anlaşılabilirdi belki de. Ben... Anlayabilirdin evet belki de. Ama anlayamadım. Ve 3-4 ayımızı da yedin. O zaman... gitmeli miyim? Yani ben... Bence bu bilgi artık sende. Bunu iyice bir hazmedebilirsin. Gideyim. Çok memnun oldum. Buse'cim, canım bir ara belki kahveleşebiliriz. Haberleş. Çok iyi bak kendine. Kuzenimle tanıştığın için sevindim. Gerçek bir drama queen'im ben. Ya kendimi rezil etmekte bir dünya markasıyım. Ya. Adam doğru söylüyormuş. Yeni başlangıçlara.
keyfi bayağı yerinde gibi. Kadeh falan tokuşturmalar. Öpüşüyorlar. Ay çok eğlendim. Bana mı gidelim, sana mı gidelim diyor çocuk. Dudaklarını okudu sanıyorum, değil mi? E tabii. Mesleğim gereği. Aha. Kalkalım mı? Tabii. Ha, kalkıyorlar. Bir saniye. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Bu ilini unutmayacağım. Önemli değil. Afiyet olsun. İyi senden oldu. Tabii. Arabayla mı geldin? Yok, taksiyle geldim. Seni eve bırakmamı ister misin? Olur tabii. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon, bana bir taksi çağırır mısınız lütfen? Acele olsun. Düz devam edelim lütfen. Özür dilerim hayatım. Çok özür dilerim. Hani biz yıllar önce doktora gittiğimizde bana anne olamazsın demişti, hatırlıyor musun? İşte o zaman dünya başıma yıkılmıştı benim. Biliyorum, biliyorum. Benim niyetim biz aile olalım. Yani aile olalım istedim. Bizden bir parça olsun istedim. Bizim bir parçamız olsun istedim. Sonra Kenan'ı getirdin. Kenan. O bizim mucizemizdi Turan. Ben onu ilk kucağıma aldığımda biz sıcacık bir aile olmuştuk. Evet ama Kenan olmadan da biz bir aileydik Nevin. Benim ailem sendin. Evet ama bir yanımız eksikti hep. Hep eksikti. Kenan'la tamamlandık. Eğer o giderse şimdi biz parçalanırız. Yok. Ben kendimi kaybederim Turan. Yok. Seni de kaybederim. Lütfen, 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 lütfen. Yok. Böyle yapma, böyle konuşma. Sen hani iyi değilsin. İstersen Süheyl Hoca'ya gidip danışalım. Yok, yok. İstemiyorum. Hı-hı. Ben iyiyim. 30 yıl oldu. 30 yıl Turan. Ben büyüttüm onu. 30 yıl. Şimdi ellerimin arasından kayıp gidiyor. Nereden biliyorsun Nevin? Nereden biliyorsun? Kenan gerçek ailesini bulunca bizi unutacak mı? Yapar mı böyle bir şey? Sen de o kadının Kenan'ı bulmasını istiyorsun. İnan bana mantıklı olan bu.
Teşekkür ederim. Tuhaf bir gece oldu ama yine de geldiği için teşekkür ederim. Böyle olsun istemezdim. Sorun yok. Senin canın sıkılmasın yeter. Teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Nurgül teyze. Tahir, oğlum. Aa! Nurgül teyzeciğim nereden çıktın ya? Ha, minnoşum hoş benim. Geldin. Minnoşum. Nurgül. Hoş geldin. Şahin de hoş bulduk. E hadi içeri geçelim. Damat, şu valizlerimi odama çıkar lütfen. Kusura bakmayın. Ekrem'in de cenazesine gelemedim. Ama duyunca o kadar çok, o kadar çok üzüldüm ki anlatamam. Muhakkak, muhakkak. E tabii Kıbrıs senin, Yunanistan benim. Tatil yapmaktan pek fırsat kalmamıştır. Aşk olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Neyse. Ben kalkayım bir çay demleyeyim. Tahir'cim gel yardım et bana yavrum. Yok anne, nereden varım olsun benim ya? Nuray'ın da haberi yok, sözde. Bavulları gördün değil mi? Bayağı yıkılmaya gelmiş bu kadın buraya. Buzdolabıyla çamaşır makinesini getirmemiş be. Ya vallahi bunlar deli ederler insanı ya. Tamam sen şimdi deli falan olmadı. Bir ara Nuray'la konuş, öğren bakalım bu kadın niye gelmiş, ne kadar kalacakmış. Böyle olmaz Tahir. Tamam öğreneyim yani. İnsanı sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş, bu ne ya? Şahin dedi, suratını gördün mü? Beni görünce taş kesildi. Sorma. Ay. Ah, bir de bana laf sokuyor. Görgüsüz kadın. Sen boş versene onu. Ne yaptığını farkında bile değil. Ne takıyorsun kafana? Ayol ne takacağım? Ne takacağım? Ben onu cebimde çevir. Ulan seviyorsan bana bak. Vukuat var mı? Kös kös düşünüyorlar işte. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ay mahvolduk. Ay bittik. Sen onu bunu bırak da üstüne bir şey yaptırabildin mi? Köşeye bir şey yaptın mı? Altınım var biraz. Yapmadılar değil mi? Yapmayacaklar da. Sen de böyle Tokyo'nun aç kedisi gibi ortalıklarda kalacaksın. Ya yapacaklardı da işte böyle olaylar falan oldu. Bana bak, Tahir biliyor mu altınları? Biliyor tabii teyze. Şşş, sakın ortalıklarda fazla dillendirme. Sonuçta el oğlu. Öyle mi diyorsun? Bak Yasemin geldi, tamam mı? Buse'nin benim gerçekten hakikaten böyle kuzenim olduğunu görünce şok oldu oğlum, çok komikti. E güzel, eline ne geçti peki Muratçığım? Ne mi geçti? Abi ne geçecek elime yani, o nasıl beni üzdü? Ben de onu üzeceğim abi. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun, manyak mısın sen? Kız ne kadar güzel, suçunu kabul etmiş işte. Yok abi yok, bak biz kaç aydır görüşmüyoruz. Onun saçma sapan kıskançlıkları yüzünden. Biraz burnunu sürteceğim ben bu kızın. Öyle bir şey yok yani. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Böyle yapma bence. Git konuş, al karşına. Böyleyken böyle de. Hem sonra benim gibi olursun, acı çekersin. Söyleyeyim. Öyle mi diyorsun ya? Tamam, düşüneceğim. Bak, no, sen ne yaptın abi? Çıktın evden hızlı hızlı. Leyla ile buluşabildiniz mi? Leyla biriyle görüşüyor. Hadi ya.
Doğru muymuş? Kesin var mı sevgilisi yani? Hayır, hayır. Öyle değil. Yani tam olarak değil, öyle bir ihtimal dahilinde diyelim. Sen şu Yasemin'le bir konuşsana, ne oluyor ne bitiyor bir öğren. Ne diyorsun oğlum? Anlatıyorum ya sana. Dinlemiyor musun beni? Tamam o zaman ara Murat. Hem senin konuşman için de bahane olur. Ha? Oğlum ne bahanesi? Ben sana bir şeyler söylüyorum. Burnu sür. Hayda. Ya bu eksikti. Alo, merhaba. Rahatsız ediyorum. Leyla Gediz ben. Hatırlarsanız sizden bir ev kiralamıştım. Evet, Kenan Öztürk'ün komşusuyum. Ya boru patlamış da bu siteyle ilgilenen bir usta falan var mı bildiğiniz? Çok acil müdahale edilmesi gerekiyor. Tamam tabii, siz numarayı atın, ben ararım. Teşekkür ederim. Ali ustam, merhaba. Ya boru patlamış. Çok acil müdahale edilmesi gerekiyor. Sen acilen gelebilir misin? Tamam, tabii. Ne kadar sürer gelmeniz? Tamamdır. Ben kapatırım vanayı, tamam. Tamam, sağ ol. Gir. Oo. Tahir Bey, siz bu odanın yolunu bilir miydiniz ya? Şaşırttınız beni. Bırak şimdi laf sokmayın Nuray. Niye gelmiş teyzen? Ne bileyim niye gelmiş. Sormadım. Hem teyzem istediği zaman gelir. Aa. Anlattın mı Nuray durumları? Aa. Vallahi dün anlattım ben. İyi. Bravo. Çok iyi yapmışsın. Bütün Türkiye duyar şimdi. Ya bir şey demedi kadın, Allah Allah. İyi ki gelmişim, destek olurum dedi. Ulan senin teyzen iflas etti diye gitti koşa koşa kocasını boşadı. Kime desteğinden bahsediyorsun sen? Ya o iş öyle değil bir kere Tahir. Zaten boşanacaklardı, adam iflas etti. Ha, aynen. Aynen öyle oldu. Hepimiz salağız çünkü bilmiyoruz değil mi? Tahir. Diyorum ki artık odaya geri mi dönsen? Teyzem şüphelenmesin. Benim de adım Nuray'sa bu odaya tıpış tıpış döneceksin Tahir Efendi. Boru patlamış abla. Değiştireceğim. Ne lazımsa yap usta. Ben zamanında Kenan Bey'e söylemiştim aslında. Bunların hepsini değiştirmek lazım. Ustam karıştırdın galiba. Bu ev değil, yan villa onun. Biliyorum, biliyorum. Bu evde Kenan Bey'in ya, onu demek istedim. Nasıl? Nasıl Kenan Bey'in? Ev sahibi Kenan Bey ablam. Tanışmadınız mı? Tanıştık da... Bu ev Kenan Bey'in mi? Evet. Adamın 4 tane evi var bu sitede. Bütün evlerinde ben giderim. Geçen gün bir ustayı çağırmış. O zaman ben yoktum tabii, izindeydim. Yok, siz bana ev göstermeyin. Ben kendim hallederim, tamam? Sağ olun, iyi akşamlar. Ev bakıyorsun galiba. Evet, İstanbul'a geleli birkaç gün oldu, ev bakıyorum ama evler berbat, kiralar uçmuş. Ne yapacağım bilmiyorum.
Adam her tarafı bertaraf etmiş. Ya adam bana her işinde güvenir. Ben de işimi layıkıyla yaparım. Usta olmak kolay değil. Leyla. En azından bunu açıklayabilirsin değil mi? Çocuk gibi oyun oynamak mı? Neden Kenan, neden? Bana yakın ol istedim. Oyun oynayarak mı? Gerçekleri saklayarak mı? Leyla bir sakin olsan olur mu? Konuşabilir miyiz? Ya sen insanların güvenini bu şekilde mi kazanıyorsun? Bencillik yaparak, yalan söyleyerek, böyle gerçekleri saklayarak. Gerçekten niyetim. Bir de indirim yapmalar falan. Ya salaklık bende. Yahu nereye çekiyorsun? Ben anlamadım. Ben anlamalıydım. Onunla bunun ne alakası var sorabilir miyim? Yazık sana. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Leyla beni yanlış anla... Kes sesini! Hanımım çiçek de açmadı. Bu sene limon vermeyecek galiba. Hanife sen Halil'e bir söyle de bu ağaçları bir ilaçlasın. Böyle küçük küçük böcekler var. Olur. Tamam. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Çok da erken gelmedim inşallah. Yok yok uyumam ben. Ne yaptın sen? Kenan Bey'in telefonunu bulabildin mi? Buldum. Heh, güzel. Telefonu, adresi her şey burada. Tamamdır. Dur. İçeride ne konuşuluyorsa hepsini bana söylüyorsun. Tek tek. Yoksa yakarım çırını. Hadi. Tamam Sadık Bey. Efendim? Kenan Bey'le mi görüşüyorum? Ben kimle görüşüyorum buyurun? Merhabalar Kenan Bey, ben Müşerref. Müşerref Karaca Bey. Sizinle adliyede karşılaşmıştık, Savcı Leyla Hanım'ın yanında. Aa hatırladım. Evet buyurun, buyursunlar. Bir konu hakkında görüşmek isterim. Müsait miydiniz acaba? Konu neydi? Yüz yüze anlatsam daha iyi olacak. Leyla Hanım'a gitme nedeniniz aynı galiba değil mi? Evet. Şu yetimhane yangını ile ilgili görüşecektim sizinle. Tamam ben sizi arayacağım bu numaradan. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim Kenan Bey. Hoşça kalın. Leyla! Bir sen... Leyla ne yap? Bakar mısın bir? Bir sakin olur mu? Yahu ne yapıyorsun? Ben gideyim. Ha? Ben gideyim o zaman. Sen gitmeyi beceremiyorsun ki. Lafa bakar mısın? Leyla! Ne kadar saçma bir şey yaptığını farkında mısın? Ya durur musun biraz bir konuşalım? Fahriye sen oğlum şeyler. Ben iyi miyim? Ah. Vay başımıza gelenler. Ne gelmiş başımıza? Evi satacakmışsınız ya. Yani başka bir yol görünmüyor şimdilik. Ah. Ekrem Bey'in mezarında şimdi kemikleri sızlıyordur. Adamcağız kendi elleriyle tek tek taşıyıp yerleştirmiş bu evin taşlarını, değil mi? Vallahi giden gittiğiyle kalıyor. Vay gidene. Bakalım yani bir yol arıyoruz. Yani satmadan da halledebiliriz belki yani. İnşallah oğlum, inşallah bulursun. Bak kız hamile görüyor musun? Kalacak bir yere ihtiyaç var, değil mi?
Olmadı gider bir müddet Leyla'da kalırız. Leyla'da mı kalırız? Sığıntı gibi. Ne yapalım kızım? Teyzen de geldi. Çırağan Sarayı'na mı gidelim? Hı? Tahir halleder anneciğim. Değil mi Tahir? Tabii, tabii halleder. Tahir babasının emanetini kimselere yedirtmez. Aslan gibidir benim damadım, aslan. Ayrıca anneciğim ben Leyla'da kalacağıma ölürüm daha iyi. Bize böyle üstten üstten bakacak. Sen dur. Bir lokma bir şey yemedi çocuk. Aa! Leyla. Günaydın abi. Gel. Mutfakta bizimkiler. Gel geçelim. Ah Leyla. Kızım hoş geldin. Güzel kızım benim. Günaydın anne. Günaydın aşkım. Nasılsın, iyi misin? Hayırdır sabah sabah? Ben bir süre burada kalacağım. Lütfen soru sorma. Yok, kal kal tabii kal. Ama her şey yolunda mı? Her şey yolunda olsa gelir miyim sence? Tamam kızım. Tamam. Bir omlet falan mı? Leyla bak. Bak Nurgül teyzem geldi. Hoş geldin Leyla'cığım. Asıl size hoş geldiniz. Bir yok. Omlet falan yapayım mı? Yok yok, ben bir koya çıkayım. Rahat bırak kızım, anlatır kendini. Geç. Dakika beri gol bir. Hemen başladı. Bana bakın. Leyla'nın bu borç meselesinden haberi yok, kimse söylemeyecek. Ben uygun bir zamanda anlatırım, tamam mı? Tamam, tamam anneciğim. Aman incileri dökülür, üzülür değil mi? Neme lazım. Anne. Hı. Ben Leyla'nın bavulunu taşıyayım. Bavul mu? Merhabalar. Kenan Bey, yoksunuz bayağıdır ekranlarda. Dönecek misiniz tekrardan? Belli olmaz o işler, bakacağız. Ben Müşerref Hanım'a bakmaya gelmiştim. Özledik sizi gerçekten. Buyurun, arkadaşlarım yönlendirecekler sizi. Teşekkürler. Bir durum olursa haber ver demiştim. Kenan Bey geldi şimdi. Şu haberci olan. Ne işi varmış orada? Vallahi bilmiyorum. Müşerref Hanım'la görüşecekmiş. Tamam, ben de geliyorum. Anne, Hacer ablalar nerede bu sabah? Bak ben topluyorum sofrayı. Sabah ben kurdum. Şimdi bir zahmet sen toplayıver. Ne olacak? Aa, niye yoklar peki? Ben izin verdim. Gelmeyin dedim şu işler bir belli olana kadar. Harbi harbi fakir hayatına geçiş yapıyoruz ha. Ay ne alakası var Nuray ya? Allah Allah. İki gün şu evin işini kendimiz yapsak ne olur? İncilerimiz mi dökülür? Başımıza gelenlere bak. Şu rezilliğe kimse şahit olmasın istiyorum. Bizim bir namımız var, bir şanımız var. Ne oldu, ne güldün sen? Leyla inmedi mi hala? Cık, inmedi. Anne biz Leyla'ya ne zaman anlatacağız bu durumu? Senin teyzen bir gitsin, o zaman anlatırız. Ay. Kız savcı. Nasıl olsa öğrenecek. Hani çok geç kalmadan söyleseniz iyi olacak değil mi? Aman canım, söyleseniz ne olacak, söylemeseniz ne olacak? Neyse. Kız evini kaybetti nasıl olsa. Bırakın da o kadarını biz düşünelim Nurgül Hanım. İyi tamam, bir şey demedik. Düşünsenize, savcının ailesi dolandırıldı.
manşetlerde. Ay gerçi o manşetlere çıkmaya alışıktı, öyle değil mi? Neyse. Sen ne yapıyorsun teyze Allah aşkına sabah sabah ya? Yüksek doz girdin ha. Aman Kenan Öztürk'le fingirdeşmelerini herkes duydu. Ne var bunda? Ya adam bıraktı onu zaten. Senin haberin yok tabii. Aa deme kız, ne zaman? Oldu birkaç ay. Kayboldu ortadan birden. Bizimki de magazine çıktığıyla kaldı. Havasından geçilmiyor ama bak. Ay, bir adamı elinde tutamadı canım. Neyin havasındaysa o. Bana bak bana. Nursuz bu, nursuz. Anne var ya. Ya nereye kayboldu ya bu herif? Telefonlara çıkmıyor var ya. Bir yakalarsam ümüğünü sıkacağım. Ya. Sen ulaşamıyor musun o muhasebeciye? Yok, yok. Adamı tanıyan herkese ulaştım. Karısı bile bilmiyor nereye gittiğini. Oho, adam senin paraları alıp çoktan sırra kadem bastı. Sen o paraların üzerine bir bardak soğuk su iç damat, oldu mu? Ha? Bence hemen yeni bir iş aramaya başla. Ne işi ya Nurgül teyze, ne işi? Ne işi mi? Karın hamile, eviniz yok. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Git pazarda çalış, taksiye çık, ne bileyim fabrikaya git çalış. Ne var bunda? Kim giriyor ya fabrikaya? Kahvaltıyı topladık ama sana hemen ben bir sandviç hazırlayayım mı? Bak kuzu kulağı var, sen seversin. Yok ben çıkacağım da. Neyiniz var sizin? Böyle hepiniz bir tuhafsınız, bir sıkıntınız var gibi. Leyla, senin bizim başımıza gelenlerden haberin yok tabii. Ay şimdi zamanı mı kızım? Ne oldu, ne geldi başınıza? Anne bir şey söylesene ya, merakta bırakma insanı. Anlatacağım kızım, çok önemli bir şey yok. Zaten uygun bir zamanda ben anlatacağım sana. Evet, Tahir Gediz benim. Tahir Bey, merhaba. Biz icra dairesi tarafından meskende tespit için gönderildik. Ne icrası? Alacaklılarınız size icra mahkemesi üzerinden dava açtılar. Haberiniz yok mu? Nasıl yani? Beyefendi içeri girmemiz gerekiyor. Emlakler listesi çıkaracağız. İcraya mı geldiniz? Eşyaları mı alacaksınız? Şimdilik sadece borcunuzun karşılığı olarak neleri icra edebiliriz? Onları tespit edeceğiz. Bayağı büyük bir yer burası. Kaç kişi yaşıyor? Buraları zamanında büyük beyi inşa ettirmiş. 7 soyun burada yaşasın diye dua etmiş hep. Ama kısmet olmadı. Bir oğulları vardı, o da kayboldu gitti. Onca mal, mülk, arazi sahipsiz kaldı. Bey de ölünce işte akbabalara, çıyanlara yem olacak burası. Allah hanımımıza zeval vermesin. O olmasa çoktan çöktüydüler buralara. Direniyor tek başına. Yani aile içi bir anlaşmazlık var galiba, değil mi? Varlığın olduğu yerde yoksunluk olur derler. Başında çok olduğu yerde de başsızlık olur. Buyurun evladım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Oğlum. Bu fotoğraftaki bebek oğlum, Yusuf. Oğlumuz Yusuf. Ne zamandır kayıp? 30 sene oldu. Uzun bir süreymiş. Sizi bu konu için rahatsız etmiştim.
Hoş geldiniz. Eşim yıllarca aradı. Her yere haber saldık. Servet harcadık bir bilgi için ama maalesef somut bir delil bulamadık. Bir hafta önce de oğluna bir kez daha sarılamadan göçüp gitti. Ah, çok üzüldüm ben kaybınıza. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Evet Müşerref Hanım. Ben neden buradayım? Size nasıl yardımcı olabilirim? Sizin yardımınıza ihtiyacım var Kenan Bey. Oğlumu son bir kez dünya gözüyle görmeden ölmek istemiyorum. Buyurun şöyle geçelim daha rahat konuşuruz. Tabii ki, tabii buyurun. Ki. Sizi bir 5 dakika bekleteyim ben hemen. Tabii ki. Abi. Ha, Leyla. Beyefendiler kim? İcra memurları. Kızım babanın şirketi iflas etmiş. Borçlarda çabası. Yani alacaklar kapıya dayanmış. Senin anlayacağın sizinkiler 5 parası kalmış yani. Merhabalar. Ben Cumhuriyet Savcısı Leyla Geniz. Merhaba Sayın Savcım. Ben öğrenebilir miyim tam olarak ne olduğunu? Bu evde kaldığınızdan haberimiz yoktu. Kusura bakmayın. Bilseydik haber verirdik. Ben bu evde yaşamıyorum. Burası ailemin evi. Ama haberim de yeni oldu. Şöyle yapalım. Ben net öğreneyim. Sizinle bizzat irtibata geçerim. Net öğrendikten sonra bizzat ben irtibata geçeceğim sizinle. Öyle diyorsanız. Tamamdır Sayın Savcım, biz gidelim. Ama çok fazla zamanınız olmayabilir. Bilginiz olsun. Tamamdır, ben halledeceğim. İyi günler. İyi günler. Ne demek bu? Şirket iflas etmiş. İcra memurları geliyor. Dolandırıldık kızım. Muhasebeci senelerdir ne vergi borcu ne borç hiçbir şey ödememiş. Nasıl ya? Muhasebeci işte bütün paraları alıp kaçmış. Abi nasıl oldu bu? Bu kadar borç. Babam 2 senedir şirkette ilgilenmiyormuş zaten. Ben de hesaplara bakarken gördüm bir sürü açığı. Sonra muhasebeciyi aradım. O da açmıyor. Kaçmış. Kaçmış. Şu adamın adını soyadını yollasana sen bana. Baktırayım. Sakin ol. Halledeceğiz. Baktıracağım. Hah, bu evi de alacaklar elimizden gördün mü? Bak, hamile halinde sokaklarda kalacağım. Vallahi korktum başımıza geldi. Ay. Sakin. Yıllarca hiç haber alamadığım oğlumu kalbimin içinde yaşattım. Ama ondan hiç vazgeçmedim. Sonra bir iz bulduk. Nasıl bir iz? Mustafa Bey adında birine danıştım. Bu eski polis memuru. O araştırdı. Oğlumun bırakıldığı yetimhaneyi buldu. Tabii defterler, kayıtlar falan hepsi telef olmuş ama yine de sağ olsun bir şeyler buldu. Bunu sormak zorundayım. Oğlunuz hayatta mı sizce? Bilmiyorum. Ama yaşadığına tüm gücümle inanmak istiyorum. Çünkü benim ondan başka dayanağım kalmadı bu hayatta. Çok iyi anladım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Sizin için ne yapabilirim? Kenan Bey, ben sizin videolarınızı gördüm. Bu davanın bayağı içindeymişsiniz. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Siz habercisiniz. Yani isteyip de bulamayacağınız hiçbir şey olamaz. Neye ihtiyacınız varsa ben karşılarım. Ne isterseniz. Yok yahu estağfurullah. Yani çok incesiniz. Teşekkür ederim. Ama bence
bir polis ya da savcılığı denemeniz... Yok, gittim. Savcı Leyla Hanım bu davaya bakıyor. Yani onunla konuştum. Gerçi dosya nedense kapatılmış. Kendisi ilgileneceğini söyledi sağ olsun. Anladım. Leyla ile konuştum dediniz. Evet. Yine de boş durmak istemiyorum. Ben oğlumun yüzünü unuttum. Kokusunu unuttum. Yani yüzünün neye benzediğini unuttum. Müşerif Hanım. Bak. Sakin benim ol. Artık daha katil gücüm Müşerif. Kalmadı. Müşerif Hanım. Bir saniye. İyi misiniz? Yangın. Bakar mısınız? Müşerif Hanım. Müşerif Hanım. Müşerif Hanım. İyi misiniz? Hanımefendi bakar mısınız? Müşerif Hanım iyi misiniz? İyi misiniz? Nefes alın. Nefes alın. Buradayım. Merak etmeyin. Nevin. Nevin. İyi misin? Aa, yapma bunu kendine. Konuştuk o kadar seninle. Nevin. Bak hayatım. Kenan bunca yıl bir yalanı yaşadı. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Ona destek olmamız lazım. Onun yanında olmamız lazım. Ben eski Kenan'ı özledim. Alo, neredesin? Ne var? Turan Bey, evde misin? Evet, ne var söyle. Kenan'ın nerede olduğunu bilmek istersin diye düşündüm. Nerede Kenan? Kenan mı? Kenan mı? Müşerref'in evine geldi. Kadın o kadın mı? Ne yapıyormuş orada? Vallahi kesin değil ama herhalde oğlunu araştırması için çağırmıştır. Neticede yanan yetimhane haberini Kenan yaptı. Evet. Tamam da sen Kenan'ın orada olduğunu nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorsun? Takip ediyorum herhalde. Onu korumak için. Anladım, tamam. Ben seni sonra arayacağım Melis. Kenan kesin. Şimdi öğrendi mi her şeyi? Sanmıyorum öğrendiğini ama yakında öğrenecek. İyiyim ben. İyiyim, sağ olun. Kusura bakmayın, size de ayıp oldu ama. Yok yahu, olur mu öyle şey? Estağfurullah. Ben acınızın farkındayım. Nasıl zor günlerden geçtiğinizin de öyle. Anlıyorum sizi, çok normal. Yıllardır bu zamanlardan geçiyoruz ama işte o zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Anladım. Ben izninizi istesem olur mu acaba? Lütfen söylediklerimi iyi düşünün Kenan Bey. Hiç merak etmeyin, merak etmeyin. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani ben bu iş için doğru kişi miyim emin değilim hala. Ben eminim. O yüzden sizden rica ettim. Benim biriktirdiğim bazı bilgiler var. Onları size vereyim. Hani belki bir şey bulabilirseniz kızım dosyaları getir. Tamam. Ben alayım onları ama bir ortağım var benim. Birlikte çalıştığım. Onunla da konuşmam gerekiyor. Sonrasında size bir dönüş yapayım, olur mu? Tamam, uygundur. Bir bakın bakalım, belki bir sonuca ulaşabiliriz. Muhakkak deneyeceğim. Kenan Bey, ben size inanıyorum. Siz her zaman gerçeklerin peşinde oldunuz. Hem çok cesursunuz hem de korkusuz. Her zaman haklının yanında oldunuz. Sizi yetiştiren aile ne kadar gurur duysa azdır. Herkese nasip olmaz böyle bir evlat. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum, çok incesiniz. Tamamdır, teşekkür ediyorum öyleyse. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Tamam. İyi günler. İyi günler.
Kenan Bey. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanışamadık. Yusuf'un amcasıyım ben. Memnun oldum. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Vay canına. Demek işler buralara kadar geldi ha. Zavallı kadın. Bir de kendi oğluna sorduğunu bilmiyor. Öyle. Hayatım, yapacak bir şey yok. Ya biz ne yaparsak yapalım onlar bir araya geldi, konuşacak falan, bir gün gerçekte ortaya çıkacak. Ben gidiyorum, benimle gelmek ister misin? Nereye? İşte o kadının Müşerref Hanım'ın evine. Ben onunla konuşayım, anlatayım. Önce o öğrensin, sonra da Kenan'a anlatırız. Nevin'ciğim. Canım benim bak, biz hep söylemiyor muyduk ne yaparsak Kenan'ın iyiliği, oğlumuzun mutluluğu için yapıyoruz diye? Ya belki bizim de daha huzurlu bir hayatımız olur. Kenan da mutlu olur böyle. Yani şimdiye kadar gerçeği sakladık da ne oldu baksana. Yani sanki gerçek en iyisi, en huzurlusu. Böylesi çok daha iyi. Ne? Sen benim oğlumsun. Sen bırakmazsın beni. Bırakmazsın beni, biliyorum. Kenan Bey, yengem neden sizinle görüşmek istedi? Kendisi çağırdı beni. Ben bir haber yapmıştım. Bir yetimhane yangını ile ilgili. Galiba oğlunun ölümünü o yetimhane yangınıyla birleştiriyor kafasında. Ah yenge, ah. Kusura bakmayın. Siz de buraya kadar boşuna yormuş olduk. Yok ya, olur mu öyle şey? Estağfurullah. Siz ne düşünüyorsunuz? Yengem bu meseleye fazla takıntı yaptı. 30 yıl önce yeğenim kayboldu. Tabii yıllar içinde de abimin aklına girdi iyice. Adam da kahrından kuruya kuruya öldü gitti. Başına sağ olsun. Teşekkür ederim. İşte evladının acısı. Üstüne bir de abim ölünce yengem bu noktaya kadar gelmiş oldu. Siz yeğeninizin öldüğünü düşünüyorsunuz değil mi? Ölmemiş olsaydı bugüne kadar bulmuş olmaz mıydık? Sonuçta Yusuf Karaca Bey, değil mi? Evet, doğrudur. Siz gazetecisiniz, siz söyleyin. 30 yıl önce kaybolmuş olan bir çocuk ölmemiş olsaydı bir haber çıkmaz mıydı? Çıkardı. Yani diyeceğim o ki bizim için bu konu çoktan kapandı. Yengem sizden her ne istediyse boşa uğraşmayın. Anlıyorum. Benim için hiç önemi yok. Merak etmeyin. Yani ben bir haberciyim. Benim işim bu. Sizin gibi namlı bir ailenin oğlu o yetimhane ile ilgiliyse bu benim için bir haber niteliği taşıyor. Bu olayın haber olmasını istemiyoruz. Biz saygın bir aileyiz. Geçmişin değişilmesi kimsenin işine gelmez. Anlıyorum. Ama dediğim gibi ben bir haberciyim. Bugüne kadar yaptığım hiçbir haberin talimatını almadım. Bugünden sonra da alma niyetinde değilim. Siz bilirsiniz. Evet, ben bilirim. Çok memnun oldum tanıştığıma. Hoşçakalın. Başıma bela olacak şerefsiz. Alo. Neredesin sen? İşler karıştı. Öyle melül melül bakmalar. Yok eve icra gelmişmiş,
oldu canım. Gözlerim doldu. Ah Şahin de ah. Ah. Sen ne çakalsın. Ne çakalsın sen. Teyze. Ay. Ne yapıyorsun sen burada? Kız sus. Sus. Aa, sessiz ol. Ya ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun? Senin yapmadığını yapıyorum. Senin hakkını arıyorum. Annemin odasında mı? Bana bak, saf olma. Bunlar seni tezgaha getiriyorlar, tamam mı? Ben sana söyleyeyim, icra micra yok. Yuh artık ya. Öyle bir şey yapamaz bir kere Şahin de bana. Aa, niye? Torundan sebep işte. Öyle diyorsun. Peki öyle olsun. Ama bak, ben bu işin peşini bırakmayacağım, her şeyi öğreneceğim. Hadi teyze, hadi. Hadi çıkalım odadan. İyi, tamam çıkalım. Ya haciz gelecek kadar bu neyin borcu Leyla? Ne bileyim ya. Ben kendi halimden zaten evdeki hali takip etmeyi unutmuşum. Benim hatam. Şimdi Kenan'ın evinden çıktın. Bu haciz mevzusu falan. Ne yapacaksın? Her türlü gelip bende kalabilirsin ya. Bende kalsana sen. Ha? Ama yani hani sizinkiler için... Yok, ben bırakamam onları öylece. Gerek yok. Bizim şimdi çok acil mali işlerde uzman bir avukata ihtiyacımız var. Ha, sen tanırsın birini. Tamam, evet. Dur şey vardı. Neydi ya adamın adı? Dur bir dakika. İnternetten bakacağım hemen. Serkan Akal mıydı ya? O kesin çözer. Bayağı iyi çünkü. Ha, Serhan Akel. Bu adam. Ya bu direkt çözer senin işini Leyla. İyi. Ne? Ne oldu? Ne? Özgür'ün şirketine bağlı çalışıyor bu. Bak bu adam. Hayır ya. Ama çok iyi avukat yavrum ya. Ya böyle bir avukata ihtiyacın var. Ne yapacağız? Özgür'den rica etsek. Ha? Alo İdris, ne oldu Kenan çıktı mı evden? Çıktı çıktı. Belki de Kenan öğrenmiştir her şeyi. Vallahi orasını bilemem ama sen müdahale etmesen öğrenecek. Öğrenmesi gerekiyordur belki. Turan, acele etmemek lazım. Biraz daha bekleyelim bence. İdris, bu insanlar hakkında daha fazla şey öğrenmemiz lazım. Tamam, merak etme. Ben ne öğrenirsem senin de haberin olur. Yalnız... Bu ailenin Kenan'a çok iyi geleceğini düşünmüyorum ben. Sen hayırdır, ne oldu? Kenan'ı fazla düşünmeye başladın. Niye olmayayım ki? Yani çocukluğunu bilirim, elimde büyüdü sayılır. O kadar hakkım olsun üzerinde. Tamam, tamam. Bana bak, senden bir ricam olacak. Nevin hiç iyi değil. Ben de yoğunum, halletmem gereken bir iş var. Gün içinde bizi uğrasan çok iyi olur. Niye? Bilirlik yapmasın diye. Kadına falan gitmeye kalkar. Tamam. Uğrarım. Hepiniz her şeyi çok iyi biliyorsunuz anasını satayım. Ben artık yoruldum. Ne olacaksa olsun. Şerif sağ solu fazla kurcalamaya başladı. Önünü alamıyoruz. Savcısı mavcısı derken gitti Kenan Öztürk'ü getirdi. Ya adam koltuğunun altında kafam kadar klasörle çıktı. 30 yıl. Ya 30 yıl geçmiş kadın hala vazgeçmiyor. Yani seni ne anlayacaksın? Bu Yusuf olayı bizim elimiz ayağımıza dolaşacak. Bu çocuğun kemiklerini falan bulmazlar değil mi bir yerden?
Bulamazlar. Rahat ol. Üzerinden çok zaman geçti. O iş kapandı. Müşerref Karaca Bey. Beni burada bekle, tamam mı? Hiçbir yere kıpırdama. Hemen geleceğim. Tamam mı oğlum? Tamam. Bekle, hemen geliyorum. Yusuf'um. Amcam, gel sana bağlanalım. Gel Yusuf'um. Gel. Yusuf. Yusuf. Oğlum. Yusuf. Oğlum. Yusuf. Şurada küçük bir çocuk oturuyordu, gördünüz mü? Görmedim. Yusuf. Ya kimse görmedi mi? Yusuf! Yusuf! Yusuf oğlum! Annem merak eder. Ben götüreceğim sen ona Yusuf'um, korkma. Ya bana bak İdris. Sen bu çocuğun öldüğünden eminsin değil mi? Kesin öldü değil mi? Yarın öbür gün bir yerden çıkar, ikimiz de çok kötü yanarız. Bana bak. Ben yıllarca bu topraklar bana kalsın diye bekledim. Bak. Abim yeni öldü. Ben şimdi onun varisiyle hiç uğraşamam. Aynen senin söylediğin gibi. Çocuğu aldık ve kurtulduk. Rahat ol diyorum ya. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişin kurcalanması bizim işimize gelmez. Ya bu çocuğun kaçırılma olayından bizi bulmazlar değil mi? Bulamazlar. O iş kapandı artık. Rahat ol diyorum sana. Kimse bizi bulamaz. Ayrıca sen ağzını sıkı tutarsan zaten beni kimse tanımaz. Sen söylemedikten sonra kimse beni de bulamaz, seni de bulamaz. İdris, sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? O kulaklarını dört açıyorsun, sağ sola iyice kolaçan ediyorsun. Bir şeyi duyup gördüğün zaman da hemen bana iletiyorsun. Tamam, tamam. Göreceğiz. İş döndü dolaştı, sonunda bizim tabağımıza geldi. Yer misin, yemez misin? Ya Kenancığım bir şey söyleyeceğim. Baba biz yani bu kayıp çocuk işinden falan biz anlamayız ki ama ya. Sen bakıyorsun da şimdi. Öyle öyle yani, ne bileyim oğlum işte. Kadın tutuşturdu elime, bulalım oğlum diye. Abi yani seni tanıyorlar, seviyorlar sonuçta, tabii bir şey istiyorlar ama yani bu bizlik bir iş değil. Ben de söyledim bir polise gitmesini, savcıya gitmesini ki Leyla'ya gitmiş zaten. Leyla'ya mı gitmiş? Hı. Ha ben şimdi anladım mevzuyu, tamam. Tamam, okey okey. Sen dosyayı niye kabul ettin? Leyla'yı görebilmek için falan mı? Babacığım ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Taşındı kız buradan, göremiyorsun tabii.
Bir depreştin. Ya saçmalama Murat hadi ya. Fena fikir değil ama değil mi? Düşününce. Fena fikir değil abi evet. Da bir şey diyeceğim. Yani ben niye bunu bu kadar içselleştirdim bilmiyorum ama... ...kadını görmen lazımdı. Yani karşıma oturdu. Böyle bir çaresizliği falan. Ki biz ilk defa yapmıyoruz bu haberi. Acayipti ama kadından etkilendim abi. Hani tek bir edeceğim lafa, tek bir bilgiye böyle bütün ömrünü verecek gibi. Çok acayip. Üzücüydü. Yani sen bilmek istemez misin? Zor işler baba. Yani Allah düşmanın başına vermesin. Çok zor işler. Ya... ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle kötü bir şey mi? Bunu birine anlatmam lazım. Hı hı. Nevin teyze arıyor. Bak telefonu. Baksana oğlum Nevin teyzenin telefonunu. Annen arıyor. Aramam ben sorun değil. Şey değil. Sorun değil. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bak şimdi sen... ben senin duygusal hallerini biliyorum. Anneni boşlama abi. Ortadan kayboldun gittin falan filan. Zaten herkes meraklı. Kadın aradığında bak. Bak abi. Anneler merak ederler yani. Merak ederler. Yani bak benim annem yok mesela. Yıllar önce bastı gitti. Ben nerede ne yapıyor hiç bilmiyorum. Yani sonuçta öyle başım sıkıştığında, canım sıkıldığında gidecek bir kapım yok. Senin var, sen kıymetini bil abi. Bana bak sen üzülüyor musun şu an? Ya yok biliyorsun bunları zaten bu konuları da. Hay saçmalama oğlum manyak ben buradayım deli misin sen? Kardeşim lan ben senin. İstediğin zaman gelebilirsin. Eyvallah kardeşimsin. Mert'i aratayım ben o zaman ne yapacağız? Ya, ya şimdi de şey olmasın. Hani Mert'i aratırsan ne bileyim geçen sefer sen Kenan Özgür böyle bir gerilim yaşadınız ya. Ya ayıp olmasın diye adama şimdi. İyi tamam arayacağız ne yapacağız? Efendim. Alo Özgür Bey merhaba. Leyla ben. Numaram bende kayıtlı Leyla. Ayrıca bu sesi nerede duysam tanırım. Geçen akşam yaşananlar için kusura bakmayın lütfen. Kenan adına... Senin özür dilemeni gerektirecek bir şey yok. Ayrıca sizli bizli konuşursan kusura bakarım. Ben aslında seni şu yüzden aradım. Sizin şirkete bağlı çalışan bir avukat varmış, Serhan Akel. Onun numarasına ihtiyacım var. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Benimle ilgili değil, ailemin şirketiyle. Şirketinde mali sıkıntılar var da. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eğer bu maddi bir sıkıntıysa ben yardımcı olabilirim. Tabii yanlış anlamazsan. Yok öyle bir şey değil. Çok sağ ol. Anladım. Ben o zaman numarayı bekliyorum. Tabii ben konuşurum hemen seni ararlar. Ben de elimden ne geliyorsa yardımcı olmak isterim. Sağ ol. Bekliyorum. Tamam yönlendireceğim. Leyla. Geçenki yemeği saymıyorum ben bu arada. Hiçbir şey olması gerektiği gibi değildi. Biliyorum. Çok sıcak bakmıyorsun. Anlıyorum da seni. Ama bir şans. Birbirimizi tanımamız için sadece bir şans. Özgür. Hemen cevap verme şimdi. Teklifim sonsuza kadar geçerli. Sen ne zaman hazır olursan o zaman tamam. Yani. İyi mi yaptık? İyi yaptık, iyi yaptık. Boş ver. Çok iyi bir avukat göreceksin bak. Uf. Ay Nuray, bir de seninle uğraşamam şu an. Açmadı mı? Yok teyze açtı da ben konuşmuyorum. Ay açmadı işte gördün. Kendini beğenmiş. Çözsün bakalım şimdi Leyla Hanım da meseleleri görelim.
Yok yok. Bu böyle olmayacak. Benim bir yol bulmam lazım. Günaydın. 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 Teyze, aslında aklımda bir fikir var. Tabii senin destek çıkman lazım. Aklıma yatarsa düşünürüz. Bak şimdi. Şevval Tanır diye bir kadın var. Şevatuan diyorlar. İnfluencer. Şimdi bu kadının bir sürü güzellik merkezi var. Franchise da veriyor. Diyorum ki ben de bir tane açayım güzellik merkezi ha. Güzellik merkezi sen. Beğenemedin mi? Ne var? Bir izlet bakayım. Bak satayım sana. Günaydın. Ne habersiniz bebeklerim? Bugün çok önemli bir gün. Yeni şube, yine ben. Aa, o altınlar gerçek mi? Tabii gerçek. Ne sandın? Bu yola hep beraber çıktık canlarım. Bu güzellikleri hep beraber yakaladık. Sizi çok seviyorum. Her zaman ne diyoruz? Sevgi, sevgi, sevgi. Nasıl? Olabilir belki. Para akıyor. Aferin. Oha, oha. Bu ne be? Abi kaç kişi bu aile? Kim amca, kim dayı belli değil. Her fotoğrafta yeni biri. Neymiş o? Kenan şuna bak şu fotoğrafa. Buyurun. Nasıl ya? Ne oldu? Benim bu fotoğrafı Leyla'ya göstermem lazım. Nasıl yani? Geliyorum ben. Yok, Leyla'ya gitmem lazım. Oğlum sen de dakika bir gol bir Leyla'yı görmek için yani. Ne dur bir sen de ya. Telefonları da mı açmıyorsun artık? Leyla'cığım, ne yaptın? Buldun mu bir yol? Aa, bulmuştur, bulmuştur. Bulmaz mı? Ailenin prensesi o. Siz bizi yalnız bırakabilir misiniz? Aa, niye? Aile meselesi. Teyzem de aileden Leyla. Yok, yok. Leyla kızımız haklı. Kimiz ki biz? Eliz. El. Of. Şiştim, şiştim. Ay sen niye geliyorsun benim peşimden? Ya sana o laf ettikten sonra orada mı kalsaydın teyze ya? Tabii kalacaksın. Bütün lafları dinleyeceksin. Ki arkandan iş çevirmesinler. Hadi şimdi git. Bütün lafları dinle. Sonra gel bana haber ver. Tamam mı? Hadi yürü. Tamam. Ay anası da saftı bunun. Bu da saf. Aynı anasına çekmiş. Allah Allah. Aç şu telefonu. Hadi Leyla, aç şu telefonu.
Şimdi bizim bir avukatla görüşmemiz lazım. Ben bir arkadaşımdan rica ettim. İşin ehli birini yönlendirdi. Adı Serhan Akel. Ev elimizden gitmeyecek değil mi Leyla? Yani ben kendim için demiyorum. Doğacak bebeğim için diyorum. Sen sakin ol Nuray. Halledeceğiz. Yalnız bu avukat itiraz dilekçesi için birkaç bilgiye ihtiyacım var dedi. Tamam, sen bana adresi verirsen ben giderim adamın ofisine direkt. Tamam. Leyla aç istersen, belki mühim bir şeydir. Leyla, kim arıyor seni böyle? Önemsiz biri. Biliyorum ben. Ben de. Nuray bana bak. Allah aşkına bak, yettin ha. Sen bir yandan teyzem, bir yandan dramatize etme artık şu işleri. Anne, dizilerden öğrendiğim kelimelerle gelme bana ya. Ben gerçek hayattan bahsediyorum. Açlıktan bahsediyorum ya. Sefaletten bahsediyorum ben. Açlık sefalet mi? Sen iyice delirdin ha. Uzatma artık insanların içinde. Yeter. Aç şu telefonu. Hadi Leyla, aç şu telefonu. Senden kurtuluş yok mu ya? Ne var? Ne? Neredesin? Sana ne? Annenlere doğru gidiyorum. Umarım oradasındır. Gelme Kenan. İkimizden de önemli bir şey var elimde. Görmen lazım. Ne diyorsun ya? Ne? Neymiş? Gelince görürsün. Allah'ım ya. Anneciğim, yoğunluğumdan dolayı açamadım telefonunu. Dönemedim de sana. İyi misin? İyisindir umarım. İyi ol. Tamam mı? Beni istediğin zaman da arayabilirsin gün içinde. Tamam mı? Öpüyorum seni. Kendimiz düşünmenin zamanı değil. Bencilliğin lüzumu yok. Her şey bizim suçumuz. Kadının ne suçu var? Kenan'ın ne suçu var? Kenan her şeyi öğrendiğinde yüzümüze bakmayacak. Asıl gerçek annesini sakladığımızı anlayınca yüzümüze bakmayacak. İşte o zaman da yerden göğe kadar haklı olacak. Buyurun. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Öztürk. Buyurun Sayın Savcım. Nasıl yardımcı olabilirim? Müşerref Hanım'la konuşacaktım. Konu neydi? Yani nasıl bilgi vereyim içeriye? Önemli bir konu. Özel. Kendisiyle görüşmem lazım. Tamam. Buyurun. Arkadaşlar yönlendirecekler sizi. Neredesin oğlum? Çık gel. Etrafımız yılan dolu. Sana olana sahip çık oğlum. Evet. Şerif Hanım. Efendim, bir misafiriniz var. Kimmiş? Ben misafir falan beklemiyordum. Beyefendi başsavcı vekiliymiş efendim. Ne? Başsavcı vekil efendim. Başsavcı mı? Benim başsavcıyla ne işim olabilir ki? Bilmiyorum efendim, sizi bekliyor. Kızım, sen başsavcıyı niye bekletiyorsun? Alsana içeri. Allah Allah. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Turan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyim. Kenan Öztürk'ün bir yakını mısınız? Babasıyım.
Ha öyle mi? Kenan Bey gün içinde buradaydı. Biliyorum, biliyorum. Buyurun lütfen. Niye açmaz bu kadın ya? Aa, Kenan Bey değil mi o? Teyze! Teyze koş koş, Kenan Öztürk geldi, haberci olan var ya. Nuray, beni delirteceksin ha, vallahi bak. Sen de delirmeye yarar ama ya. Ay hakikaten o. Ay kız keşke bir fotoğraf çekinseydik ha. Çekiliriz çekiliriz. Kırmaz beni. Hadi bakalım. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Leyla. Ha. Niye gelmiş bu? Öyle canı istediğinde gidip kafasını essin de dönüyor muymuş? Böyle mi olacakmış yani? Önemli bir şey söyleyecekmiş. Ne söyleyecekmiş ya? Gelsin benim yanımda söylesin. Öyle kardeşimizi tek görürdü ya, kafasına göre iş yapamaz kimse. Sen merak etme, ben baş edebilirim onunla. Hadi geç sen. Ya ben biliyorum da, o da bilsin yani. Neyse. Geldim. Önemli olması gelmezdim. Burada pek hoş karşılanmıyorsun. Fark ettim. Kenan bak, bizimle ilgiliyse ben... Bizimle ilgili değil. Şu bir kadın vardı, hatırlıyor musun? Onlar yani. Müşerref. Evet, Müşerref Hanım. Ne ilgisi var ki seninle? Benden bir yardım istedi. Konuştuk. Bir fotoğraf verdi. Fotoğrafta ikimizin de ilgisini çekecek biri olduğunu düşünüyorum. Bak. Bir şey de içmediniz. Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Siz şimdi tabii merak ediyorsunuz bu adamın burada ne işi var diye. Evet, yani merak etmedim desem yalan olur. Konu neydi? Konu... Bunu yıllar önce kaybettiğiniz oğlunuz. Hmm.
Bu... İdris. Kesin bu olayla bağlantısı var. Eğer İdris'i bulursak... ...bu çocuğu da buluruz.